Coffee Talk severler, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merve hoş geldiniz diyor. Bir yandan da şurada telefonumda bir şeyler var. Hemen ona da bir bakmak istiyorum. Ne gelmiş? Hyde. Hyde süper modelmiş. Onunla ilgili yeni bir şeyler öğrenmişiz. Öğrendiğimiz bilgiler buralarda yazıyor. Geçelim. Bu ne? Nail. Ha, uzaylı vardı. Sadece arkadaşlar, bakın arkadaşlar falan filan. Tamam, hadi çıkalım. Bunu bir an önce bitirelim. Coffee Talk 1'i bitirelim. 2'ye hemen peşinden geçiş yapacağız. Çünkü sevenleri çok. 1'i sevenler 2'yi de büyük ihtimalle seveceklerdir. Birçoğunuzda aranızda oynayanlarımızda vardır diye düşünüyorum. Hoş bulduk efendim. Aha, ajan geldi. İyi akşamlar beyefendi. Merhaba, ajan. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nden geliyorum. Ya da kısaca FGMD. Size nasıl yardımcı olabilirim? Civarda bir uzaylı görülmesiyle ilgili bazı haberler duydum. Evet, geldi buraya. Parmağını böyle kahveye dokundurarak kahve içen bir arkadaş. Yasa dışı yıldızlar arası göçmenlik problemlerini ciddiye alıyoruz. Uzaylı olarak tanımlayabileceğiniz bir yaratıkla karşılaştınız mı? Sanmıyorum. Bu uzaylının nasıl göründüğü hakkında bir fikriniz var mı? %100 emin değiliz. Ama bazı görgü tanıklarına göre astronot giysisine benzer bir şey giyiyor. Bu oldukça dikkat çekici bir giysi. Bu uzaylının daha az dikkat çekmeye çalışacağını düşünmüyor musunuz? Sonuçta göze batmamalı değil mi? Bu çok iyi bir nokta. Aslında şöyle bir ihtimal de var. Görgü tanığı ifadeleri gerçeği yansıtmıyor olabilir. Sonuçta bizden üstün varlıklar. Yardımlarınız için teşekkürler. Eğer şüpheli bir durumla karşılaşırsanız lütfen internet sitemizden bize ulaşın. Ulaşacağım efendim. Ayrılmadan önce bir şeyler içmek istemez miydiniz? Teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Bye. Bu arada ben de kahvemi yaptım. Coffee Talk oynarken kahve içilir. Arada bir denk gelince güzel oluyor. Soğutmadan içeyim kahvemi de. Of. Gerçekten daha dikkatli olmalısın Nail. Kim geldi? Aha. İyi akşamlar Merve. Ne haber? Merhaba Aku Hanım. My Riddle Hanım. Bir yerden mi geliyorsunuz? Burada buluşmayı planladık. Aynı anda gelmemiz tesadüf oldu. Bir şey sipariş etmek ister misiniz? Önce sen sipariş vermek ister misin? Yok, sen söyle. Sen söyle. Bir bardak yeşil çay alabilir miyim? Nanesi bol olsun. Haydi bakalım. Yeşil çay. Nane hangisi? Nane. Demle. Servis et. Buyurun Aku Hanım. Özel içecek hazır. Oo, bu gerçekten ferahlatıcı görünüyor. Ben buna Marrakeş diyorum. Kökeninden esinlendim. Fas'taki Marrakeş mi? Oradakilerin çayı çok sevdiğini duydum. Hadi deneyelim o zaman. Tanrım. İçki, sıcak ama çok ferahlatıcı. Fas'ın genellikle çay ile ilişkilendirilmesine şaşmamak gerek. Peki ya siz, Mayretil Hanım? Hemen sipariş vermek ister misiniz? Tabii. Teh tarik istiyorum. O neymiş ya? Teh tarik ne? Öyle bir şey bilmiyoruz biz. Dur, şuradan Aqua'ya bakalım. Geç. My Riddle neredeydi? Freya, Jordi, Gala, Lua, Belis, Hive, My Riddle. Geç. Marrakeş açıldı. Bakalım. Cafe Latte, Cappuccino, Espresso, Zahe Tubruk var. Geç. Rus çayı, Gala Head. Ha, bu Gala'nın çayı. Yeşil çay bu ne? Kara çikolata. Setemeji. Nasıl yapılıyor ki bu? Bir şeyleri karıştıracağız. Bu da şimdi bu çay mı? Kahve mi? Teh tarik. Tatlı mı?
Ferahlatıcı mı, sıcak mı, soğuk mu? Yani yeşil normal çaylı mı acaba? Çay, limon, tarçın. Koy gitsin. Yani tamamen sallıyorum şu an. Servis et. Buyurun. Ha. Yanlış bir şey mi var? Daha çok doğru bir şey mi var? Çünkü sipariş ettiğim şeyle hiç alakası yok. Özür dilerim. Hemen düzelteyim. Gerek yok. Ama bir daha yaşanmayacağına emin ol, tamam mı? Olurum. Peki ofiste işler nasıl gidiyor? Her zamanki gibi yorucu. Ama sen ve takımın sayesinde bir süredir takılı kaldığım sorunla ilgili iyi bir ilerleme kaydettik. Yardımcı olabildiğime sevindim. Araştırmalarımız her zaman bu kadar doğrudan bir etki göstermiyor. En azından birkaç hafta geçmesi gerekiyor. Olay şu ki senin yardımınla bile daha fazla mesai yapmak zorunda kalıyoruz. Oyuna çıkışını tatil sezonuna denk getirebilmemiz gerek. Oo, lütfen dinlenmeyi unutma demek istiyorum. Ama senin ve ekibin için bu kadar kolay olacağına, bu kadar kolay olmayacağına eminim. Ha, sanki o yöneticiler bizi umursuyor. Fazla mesai zorunlu değildir diyecekler. Lütfen ailenize zaman ayırın, biraz dinlenin. Ama hepimiz biliyoruz ki isteğe bağlı fazla mesai pasif agresif bir hareket. Her türlü ofiste fazla mesai harcıyoruz. Çünkü eve diğerlerinden daha erken gidersek diğerleri için kendimizi kötü hissederiz. Kendini suçlu hissedersin. Bunu çok iyi anlıyorum. Kabul etmek istemesem de evet, bu suçluluk duygusu. Keşke sana yardım edebilseydim. Ya da en azından moralini yükseltmek için bir şeyler söyleyebilseydim. Ne yazık ki yorum yapması gereken kişi ben değilim. Suçluluk duygusu da beni çok rahatsız eden bir şey. Suçlu hissetmem gerekmeyen bir şey için bile. Ve bunu daha kötü yapan şey ne biliyor musun? Endüstrinin durumunu biliyorum. Ama yine de en sevdiğim serinin böyle bir fedakarlıktan doğması beni üzüyor. Herkesin havasını bozduğum için özür dilerim. Bunu düşünme Aqua. Durumum o kadar da kötü değil. En azından şirket telafisini yapıyor. Sağlık hizmetleri, bonus vesaire. Ve bu duruma zaten alıştık. Yani benim için endişelenmene gerek yok, tamam mı? Sağlıksız çalışma şartlarına alışmak bir norm olmamalı. Hey, neşelen dostum, unutma. Araştırman bize çok yardımcı oldu. Senin sayende geri kalan süreç daha kolay olacak. Bu arada senin oyunun ne durumda? Aslında oyun hakkında iyi bir haberim var. Nedir? Oyun bu yıl Max West'te sergilenmek üzere onay aldı. Bu gerçekten iyi bir haber. Tebrikler. Teşekkürler. Yine ne oldu? Organizatöre katılmamı doğrulatmadın. Neden? Hemen onaylat. Yoksa başka bir bağımsız yapıma yer verirler. Ben bundan emin değilim. Seni ne durduruyor? Maliyet. Stand açmak bağımsız yapımlar için ücretsiz. O zaman iyi. Zaten Seattle'da gerçekleşecek. Seyahat ve konaklama masrafları vermene de gerek yok. Fırsat ayağına gelmiş. Daha ne istiyorsun? Ama ben o kadar emin değilim. Seçim sürecini geçtin değil mi? Bu oyunun kalitesini doğrular nitelikte. Eğer yanılmıyorsam. Jüridekiler endüstrideki en üretken kişiler. Ayrıca kıdemli gazeteciler. Biliyorum. Ama sana oyundan bahsetmiştim. Bu sıradan bir oyun değil. Ve binlerce kişi Max'i ziyaret edecek. Hepsi Full Metal Conflict'i ve diğer büyük oyunları bekliyor. Her oyunun kendi pazarı var biliyorsun. Sen ise bağımsız yapım bölümünde olacaksın. Gelenler ve beklediğini farkında. Gelenler ne beklediğini farkında. Oyuncular salak değil. Ya kinciler standı ziyaret ederse, oyunumla ilgili kötü şeyler söylerlerse ya da benimle ilgili kötü şeyler söylerlerse böyle bir şey olmayacak. Yani bu da bir risk, yani bunu da göze almak gerekiyor, iyi ya da kötü. Sen güveniyorsan kendi oyununa sıkıntı yok.
Bu bir fuar, internet değil. Kişiler gerçek hayatta daha kibar oluyor. Of! Ayrıca fuar boyunca yalnız başıma olacağım. Bu gerçekten de bir sorun. Bu kadar çok kişiyle tanışmak zaten yeterince korkutucu. 4 gün boyunca bunu yapmak, bebeğimi halka açmak, dehşete hayal edemiyorum. Biliyor musun, ha? Şu an için o tarihte bir programım yok gibi gözüküyor. Eğer işler Max'e kadar böyle devam ederse, fuarda sana eşlik edeceğim. Ne? Hayır, bunu yapmak zorunda değilsin. Boş zamanın olsa bile bu kadar kolay ziyan etme. Dinlen ya da başka bir şey yap. Yok, sorun değil. Zaten fuara gidecektim. Katılımcı rozetiyle gideyim en iyisi. Peki, ya şirketin standı? Merak etme. Bizden yüzlerce var. Bu yılki stand liderliğimi başkasına devrederim. Ama... Ben de seninle geliyorum. Sevsen de, sevmesen de. Tamam. Güzel. Şimdi oyununu nerede göstereceksin? Dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon. Sergi sürümü hazır mı? Sergi sürümü? Oyunun tam sürümünü göstermeyi düşünmüyorsun değil mi? Plan buydu aslında. Yapma. Tanıtım sürümü için neler hazırlaman gerektiğine dair bir haber verebilirim. Bir rehber verebilirim. Oyun şu anda yanında mı? Telefonumda. Eğer istersen bu sürümü sana da yollayabilirim. Yolla. Tamam. Rachel Hanım. Merhaba Rachel Hanım. Merhaba Merve. Sorun ne? Hiç. Bütün bu eğitimlerden biraz yoruldum. Yakında konser veriyor musunuz? Henüz kimseye söyleme. Yarın açıklanacak. Ama önümüzdeki hafta Coachella'da sahneye çıkıyorum. Hala yeni sanatçılar mı ekliyorlar? Evet, bu kadar geç duyurulan sanatçılara yedekler diyebilirsin. Ama yine de ülkenin en büyük festivali. Evet. Ve bunun için heyecanlıyım. Sanırım bunu tatlı bir özel içecekle kutlamalıyım. Ne içmek istersiniz? Tatlı bir sıcak çikolata. Bak böyle söyle. Şimdi çikolata. Tatlı bir sıcak çikolata. Tatlı bir sıcak çikolata. Ferahlatıcı oluyor. Bunu çıkarsak. Süt, bal. Demle, deneyelim. Tatlı çikolatanız hazır. Teşekkürler. Nasıl? Fena değil. Pek özel olmamış ama idare eder. Lütfen başka bir şeye ihtiyacınız olursa söylemekten çekinmeyin. Sağ ol. Aslında burada özel bazı bir şeyler, dokunuşlar yaparak kahve tariflerini açmam lazım ama çok fazla tarif bulamıyorum yani. Yükleme ekranındaki yönergenin dışında ne kadar süre oynayabileceğine bir sınır getir. Bu oynayanın hevesini kursağında bırakmaz mı? Muhtemelen ama tepki iyi olur. Oyununu oynamak için sıraya girecek kişiler olabilir. Onları uzun süre bekletmek istemem. Bu mantıklı. Eğer zaman sınırı koymak istemezsen, demoyu en heyecanlı yerinde bitir. Bu milletin ilgisini çeker. Not edildi. Baba? Rachel'ın şeyi bildin mi? Burada ne işin var? Bu akşam stüdyoda yaptığın şeyden sonra. Seni stüdyo civarında bulamayınca endişelendim. Buna farklı bir ses tonu yapmak lazım. Ben de burada olacağını düşündüm. Ama kendimizi burayla sınırlayamayız. Şimdi de başka bir karmaşaya yol açıyorsun. Özür dileriz. Sana sorun yaşatmak istemiyoruz. Sen özür diliyorsun. Özür dilemek için bir sebebim yok. Her neyse,
Bir şeyler sipariş etsem iyi olur. Ne içersiniz? Ne önerirsiniz? İspanyol sahrası önerebilirim. Oo, nedir o? Özetle sütlü ve zencefilli sıcak çikolata. Kulağa lezzetli geliyor. İspanyol sahrası istiyorum. Neydi? Bir dakika. Ben ses tonu yaparken unuttum. Sütlü ve zencefilli sıcak çikolata. Çikolata, süt, zencefil, demle. Şimdi bunun tarifini galiba kazanacağız. Böyle bir şey yoktu galiba. Tarif açılabilir. Evet, tarif açıldı. İçkiniz hazır efendim. Vay be. Bu harika. Beğendiğinize sevindim. Baba. Evet. Lütfen içeceğini bitirdikten sonra eve git. O hayırsız sapıkla görüşmeni bitirene kadar olmaz. Kariyerimin büyümesinde önemli rol oynuyor. Morris'i tanıyorum. O iyi biri değil. Sektör değişti baba. 20 yıl öncesi gibi değil. Ayrıca sen gittiğinden beri ismini yaymaya başladı. Pek çok yıldızı şöhret yoluna o götürüyor. Hala endüstride muhbirlerim var. Pek değişmişe benzemiyor. Değişse bile iyiyimde değil. Paranoyaklık yapıyorsun. İlk olarak hayranların bana nasıl davranacağından korkuyordum. Şimdi ise endüstriden korkmaya başladım. Sırada ne var? Soluduğum havadan korktuğun için beni eve mi kilitleyeceksin? Tam böyle şey tavır. Oyun biterken role giriyorum. O zaman anlamamı sağla. Çünkü bu yaptığın hiç yardımcı olmuyor. Falan böyle yayarak. Bunu yapmak için daha iyi yollar var. Annemden bir şey öğrenmedin mi? Neredeyse 15 yıl beraberdiniz. Yine de hiçbir şey öğrenmemişsin. Kendi kızınla nasıl konuşacağını bile. Ya baba, yine üzüyorsun burada ya. Rachel, ben üzgünüm. Ama deniyorum, tamam mı? Daha fazla dene. Çünkü şu anda kimseye yardım etmiyorsun. Ne bana, ne kendine, ne de herhangi birine. Biliyorum. Ama bana bir şans ver. Biliyorsun, öğrenmem zaman alacak. Ama öğreniyorum. Ya da endüstriye geri dönebilirim. Menajerin olmaya çalışabilirim. Baba, sen aklını mı kaçırdın? Uzun zamandır endüstriden uzaksın. Sana söyledim, orada muhbirlerim var. Bu demek oluyor ki o kadar da uzak değilim. Tabii ki çözmem gereken şeyler var. Ama biz... İşler o şekilde yürümüyor baba. Bunu kendin de biliyorsun. Pop grubundan solo kariyerine geçişim hiç kolay olmuyor. Eğer işleri ağırdan alırsam tüm ivmeyi kaybedebilirim. Eğer menajerin olmamı istemiyorsan en azından Morris'ten başka biriyle çalışabilir misin? Sanmıyorum. Bay Lester şu an kariyerinin zirvesinde. Şu an sahip olduğum en iyi şans o. Bu kadar paranoyak olma, tamam mı? Bu benim kararım. Şimdi lütfen eve git, dinlen ve bir daha asla stüdyoya gelme. Şimdi stüdyoya geri dönüyorum. Festival için hazırlık yapmalıyım. Birkaç gün içinde gerçekleşecek. Ve bu solo sanatçı olarak adımı duyurmak için büyük bir şans. Ne zaman eve geleceksin? Ne zaman eve gideceksin? Bilmiyorum. Plak şirketinin bana ayarladığı otelde kalacağım. Ama bu... Görüşürüz baba. Bekle, Rachel. Baba yetişemedi. Bir dakika iznini isteyeceğim Merve. Koş kızının peşine. Evet, biz size dönelim. Az önce yaşananlar için özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Evet, biz de kendi işimizle meşgulüz. Tartışmalarını duymadın mı, Myrtle? Tabii ki duydum. Sadece çoğunu duymazdan gelmeyi seçtim. Zaten beni ilgilendirmez. Bu inanılmaz.
Bu kadar inanılmaz olan ne? Senin gibi yapamazdım. Dikkatimi toplayıp senin gibi odaklanabilmek, özellikle böyle bir tartışma esnasında. Geri bildirimlerimi dinlemeyip onlara mı odaklandın yani? Ne? Hayır, dinledim ve not aldım. Gördün mü? Farkında değilsin. Ama dikkatini verebilmişsin. Şimdi bahsedince sanırım doğal olarak gerçekleşiyor. Kalabalık bir ailede doğmanın faydaları herhalde. Evet, bazen yapabileceğimiz şeylerin farkına bile varamıyoruz. Bu arada artık gitmek ister misin? Evet, çok geç oldu. Merve, biz gidiyoruz. Umarım iyi vakit geçirmişsinizdir. Her zamanki gibi içecek için teşekkürler. Eve giderken dikkatli olun. Kahvemiz ne? Ha, İspanyol sahrası geldi. Sanırım bugünlük kapatma vakti. Derken biri geldi. Aha, babası, baba geldi. Aa, geri gelmişsiniz Henry Bey. İyi misiniz efendim? Henry Bey? Oo, evet evet. Lütfen benim için endişelenme. Rachel'ıma yetişmeyi başardınız mı? Hayır. Onu kaybettim. Bunu duyduğuma üzüldüm. Ama iyi olduğuna eminim. Umarım haklısındır. Bu arada bunu sorduğum için kusura bakmayın ama evet. Rachel Hanım ile konuşmalarınız sırasında aklıma bir şey takıldı. Nedir o? Neden müzik endüstrisini terk ettiniz? Beni anılarıma geri döndürüyorsun. Sizi rahatsız ediyorsa cevaplamak zorunda değilsiniz. Hayır, sorun değil. 20 yıl önce endüstriden ayrıldım. Tam yeni yüzyılın başlangıcına geldiğimizde kız grupları için oldukça parlak bir zamandı. 90'lı yıllarda çok popülerdi. Ve hala son 10 yıldan arta kalan hislerin keyfini sürüyorlardı. Eşimle çalışırken tanışmıştım. Bir plak şirketinde çalışıyordu. Biz de böyle tanıştık. Evlenmeye ve yerleşmeye karar verdim. Huzurlu bir hayat istiyordum. Kız gruplarında huzur bulamıyor muydunuz? Tanrım, hayır. Politikacılar, endüstrinin karanlık yüzü, hepsi berbat. Ama en kötüsü hayranlardı. Toksik hayranlar en kötüsüdür. Kızlar deli gibi idollerini takip ediyordu. Bir yerden sonra akla hayale gelmeyecek şeyler yapmaya başladılar. Ne gibi? Süperstar yaşamını benimsiyorlardı, sorumluluklarını unutuyorlardı. Bu gibi şeyler. Erkek hayranlar daha da kötüydü. Erkek hayranlar kız grubu üyelerine üzerinde oynanmış fotoğraflar gizlice takip etme. Ay, çok kötü. Hatırlatırım, o sırada internet yoktu. Daha doğrusu internet vardı ama o kadar yaygın bir şey değildi. Taciz edilen ben değildim. Buna rağmen aklımı oynatmama sebep oluyordu. Huzur bulmayı bırak, o zamanlar uyuyamıyordum bile. Kediler için uykusuz kalmak oldukça tehlikelidir. Ben bunlar kediydi. Peki ya şimdi geçinmek için ne yapıyorsunuz? Evlendikten sonra karım ve ben plak dükkanı açtık. Kendi halinde bir dükkan. Sanırım milletin hoşuna giden şey bu. Ufak ailemiz için yeter de artar. Endüstrideki arkadaşlarınızla hala iletişim halinde olduğunuzu söylemiştiniz. Zaman zaman dükkanımı ziyaret ederler. Ayrıca yılda en az bir kere toplaşırız. Genelde benim yerimde olur. Amanın, saate bak. Amanın. Ben de eve gitmeliyim. Tek başınıza gidebilecek misiniz? Benim için endişelenme. Ben yaşlı bir kediyim. Ve biz yaşlı kediler çoğu kişiden daha güçlü oluruz. Görüşmek üzere Merve. Ayrıca kavgamızı mekanına kadar taşıdığımız için özür dilerim. Hiç sorun değil. Tamam o zaman. Hoşça kal. Bye. Kara çikolata sıcak ve rahatlatıcı bir karanlık. Perşembe 1 Ekim 2020'ye geldik.
Rachel Florencia'nın Coachella 2020'de sahne alacağı doğrulandı. Gail, Neyman, Maruki bilmem ne yepyeni bir proje için beraber çalışıyor. Coachella organizatörü ailelere çocuklarının başlarında kimse olmadan gitmelerine izin vermemelerini hatırlattı. Anam bu ne? Kurt adamlar saldırıyor. Herkes ailesiyle mi gidecekmiş? Kim geliyor? Üzgünüz, henüz açık değiliz. Aa, geldi. Neil, bugün erkencisin. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Kesinlikle yapabileceğim bir şey var. Nedir? Burada çalışabilir miyiz? Bunu da böyle mi seslendireyim? Pardon, ne? Burada çalışmamız mümkün mü? Nasıl? Neden? Buraya gelmeye başladığımızdan beri çok önemli bir şey öğrendik. İletişim dünya üzerinde çok önemli. Ve dünyalıların iletişim kurma yolu çok karışık. Sözlü ve sözsüz iletişimi harmanlayarak konuşmanız aklımı oynatıyor. Bu nece oldu biraz böyle Rus'a mı kaydık bir şeyler oldu? R'leri vurgulayarak. Bir tık uzaylı sesse olmadı ama. Evet, ama geldiğinden beri iletişim becerilerinin geliştiğini görebiliyorum. Bu doğru. Ama yeterli değil. Dünyalılar hakkında öğrendiğimiz en büyük derslerden bazılarını burada öğrendik. Bu bizi şunu düşünmeye itiyor. Üreme işi bulmaya yoğunlaşmak yerine dünyalılarla nasıl düzgün iletişim kuracağımıza yoğunlaşmalıyız. Ha, şunu bileydin. İyi bir taktiğe benziyor. İşte bu yüzden burada çalışmamıza izin vermenizi istedik. Müşterilerimizle iletişim kurmak istediğin için mi? Bu doğru. Bundan emin değilim. Neil, normalde dünyada bir iş başvurusu yapıyorsan, işe alana kadar belli bir süreçten geçmelisin. Oo. Sakıncası yoksa şunu bir düşüneyim. Sonrasında seni yarın bilgilendireceğim. Oo, hayır. Ani teklifimiz için özür dileriz. Ama bugün olmalı. Nedenini sorabilir miyim? Çünkü yarın bir etkinlik için ayrılıyoruz. Peki. Tamam. Teşekkürler. Ama bir şartla. İçecekleri sen hazırlamayacaksın. Onunla ben ilgileneceğim. Hazırladıktan sonra kupayı müşteriye vereceksin. Anlaşıldı. Aklında tutman gereken başka bir şey de var. Nedir onlar? Müşterilere eşlik etmek. Bazı kişiler buraya sadece takılmak için gelir. Bir şeyler içmek, çalışmak ya da bir şeyler okumak için gelebilirler. Onları kendi haline bırakmanı öneririm. Ama bir şey konuşmak isterlerse diye her zaman hazırlıklı olmalısın. Kişilerin yalnız kalmak isteyip istemeyeceklerini nereden anlayacağız? Bu kolay olmayacak ama hareketlerinden anlayabilirsin. Beden dili mi? Evet. Bu bizim için çok zor olur. Kesinlikle. Sorun değil. Sana işaret veririm. Konuşmaya başlaman gerektiğinde ya da durman gerektiğinde. Teşekkürler. Buna çok ihtiyacımız olacak. Peki. Yapman gereken tek şey bu. Bu iş için özel bir kıyafet gerekiyor mu? Gerekmiyor. Ama sana bir önlük verebilirim. Elbiseni temiz tutman için. Ve seni diğerlerinden ayırt etmeleri için. Aslında daha fazla ayırt edilebilirliğe ihtiyacın yok ama bu iş için uygun görünmene yardımcı olur. Bu tam olarak bir dünyalı davranışı. Evet, öyle. Tamam o zaman. Buna hazır mısın? Hazırız. Pekala. Hadi geceye başlayalım. Hadi bakalım. Garson uzaylı. Hoş geldiniz. Freya geldi. Bu da nesi? Neler oluyor böyle? İyi akşamlar Freya Hanım. Hey Merve, burada neler oluyor? Evet, Neil bu gece burada çalışıyor. Kötü haber verecek kişi ben olacağım sanıyordum. Bu yerin başlangıç noktası olacağını asla tahmin edemezdim. Bir uzaylı istilası için. Daha öyle değil. Neye sadece yardım ediyor. Yardıma ihtiyacı olan birine benzemiyoruz. Açıklanacak birkaç şey var Freya Hanım. Öncelikle görevimiz hiçbir zaman dünyayı fethetmek olmadı. Hatta tam tersi. İkinci duruma bakılırsa aslında kafeden yardım alan taraf biziz. Tam tersi değil. Ne? Geldiğimizden beri bir şey öğrendik ve bir sonuca ulaştık. Başka bir üreme görevine başlamadan önce
Dünyalıların nasıl iletişim kurduğuyla ilgili daha fazla bilgi edinmeliyiz. Buranın öğrenilecek en iyi yer olduğunu düşündük. Sen de bunu kabul mü ettin? Bir şartla. İçecekleri ben hazırlayacağım. Neyi sadece servis yapacak ve iletişim kuracak. Adil bir anlaşma. O zaman senin çıkarın ne? Ha? Burada onlara yardım ediyorsun. Karşılığında ne aldın? Şimdi bahsedince, eğer bizden istediğin bir şey varsa lütfen sormaktan çekinme. Lafı bile olmaz. Belki de bir sonraki hikayem sen olabilirsin. Buradaki çalışman hakkında bir makale yazabilirim. Freya, hala gazeteye yazı hazırlamam gerekiyorsa tabii. Ne oldu? Müdürü öğrendi. Oo, bu yüzden mi dün gelmedin? Evet. Nasıl öğrendi? Yüksek mevkiyle olan görüşmemi hatırlıyor musun? Asansörde olan mı? Evet. Aynı şeyi müdürüm de yaşamış. Asansörde birbirlerine rastlamışlar. Sonra yüksek mevkideki kişi müdürüme karşılaşmamızdan bahsetmiş. Müdür beni ofisine çağırdı. Sonra her şey darmadağın oldu. Son zamanlardaki düşük performansının bununla ilgili olduğunu anında fark etti. Tabii ki boşuna gitmedi. Bunu duyduğuma üzüldüm. Şimdi ne yapacaksın? Lanet olası romanı bitireceğim herhalde. Peki ondan sonra? İyi satmasını ümit edeceğim. Yoksa bilmiyorum. Ne olduğunu tam olarak anlayamadık Freya Hanım. Ama hissettiğiniz büyük hüznü ve hayal kırıklığını biz de hissediyoruz. Bir bardak sıcak içeceğe ne dersiniz? İkramımız olsun. Ha? Buna izin var mı? İçeceği biz ödeyeceğiz. Gerek yok. İkramımız olsun. Bu yaptın çok iyiydi Neil. Duyularımıza göre yapılacak en iyi şey buydu. Evet. Peki ne içmek istersiniz Freya Hanım? En sevdiğinden. En sevdiğinizden mi? Ne olursa. Vereceğin kararı güveniyorum. Şimdi ne olursa dedi, şaşırt dedi. Buna böyle değişik bir şey ver. Mesela çay desek. Biraz süt koysak içine. Biraz da tarçın. Çok sıcak ama. Demli. Sütlü tarçınlı çay. Değişik bir şey olsun. İşte içeceğiniz. Bu kafenin sahibi tarafından özenle yapılmış. Tabii başka kim demleyecekti? Bunun için çok teşekkür ederim. Kafende neden sadece sıcak içecekler var diye merak ediyordum. Ama bugün nedenini bulmuş olabilirim. Romanında ne kadar ilerledin? Taslağı birkaç gün içinde hazırlayabilirim sanırım. Artık diğer teslim tarihlerine önem vermediğime göre. Bir de kanıma kahve ve yaratıcılık aşılamayı başarırsam. Kulağa hoş geliyor. Kafein aşılama olmadan bile. Affedersiniz Freya Hanım. Dünyalı vücudu hakkında çok şey öğrendik. Bütün ırklar hakkında. Ve kanınıza kafein aşılamanın mantıklı olmayacağını düşünüyoruz. Of. Kusura bakma Neil. Ama gerçekten bu tarz bir konuya girecek havada değilim. Sadece Neil. Freya kendine gerçek anlamda kahve aşılamaktan bahsetmiyor. O, bunu duyduğumuza sevindik. Bu mecaz anlamdaydı Neil. Aa, o terimi duymuştuk. Dilinizi anlamak hala çok zor. Her zaman zor olacak. Diller gelişmeye devam edecek. Anlaşıldı. En azından şu an dünyalıların nasıl iletişim kurduğunu öğrenmek için buradayız. Freya Hanım bir şey sorabilir miyiz? Sor bakalım. Ne kadar hızlı yazıyorsunuz? Görünüşe göre yeterince hızlı değil. Ama bir sayısı var mı? Sayı mı? Günde kaç kelime öğretiyorsunuz? Tüm sayıya sahip olduğumu sanmıyorum. Tam sayıya sahip olduğumu sanmıyorum. Ama tam zamanlı olarak günde 3 ila 5 bin kelime arasında yazabilirim.
Bu çok fazla. O el değişmemiş hali. Ondan sonra düzenleme kısmına geçmem gerek. İşim bittiğinde genelde yazdıklarımın yarısı kalmış oluyor. Araştırmalarımıza göre yazmanız gereken şey için standart kelime sayısı 50 ile 100 bin kelime arasında. Doğru. Ama bu tam taslak için. O kadar fazla yazmam gerekmiyor. Bu bilgiyi öğrendiğimiz güzel oldu. Kaç kelime yazmanız gerekiyor? Bir bakalım. Sanırım 15 bin civarında. Bir taslak için çok fazla. Ne diyelim? GRA Media. GRA Media. En büyük yayıncı. Kelime sayısına bakılacak olursa, hedefinizi kolaylıkla başarabileceksiniz gibi görünüyor. Keşke. Yazmak sadece kelime sayısı ile ilgili değil neyin? Kelime sayısına başka şeyler de gerekiyor. Eğer yazarları kelime yazabilme yetenekleriyle yargılasaydık, o zaman şiir ve kısa hikayelere sahip olamazdık. Bunu anlaması oldukça zor. Ama öncesinde sanatın zor bir kavram olduğunu öğrenmiştik. Dünyalılar için bile. Aynen. Dünyalılar anlaşılması zor şeylere karşı yüksek bir hayranlık beslemekte. Dillerden sanata kadar. Doğru dedin. Ama yazarlıkla ilgili söylediklerin o kadar da yanlış değildi. Kelime sayısı bir yazımı objektif olarak yargılamak için kullanılan birkaç şeyden biridir. En önemli şey değil ama yine de önemli. Yani yine de geçerli bir faktör mü? Kesinlikle. İyiymiş. Bu hiç senin söyleyeceğin bir şey gibi değildi neyin. Sanırım dünyada gerçekten bir şeyler öğreniyorsun. Bir konuk daha. İyi akşamlar Mayritil Hanım. Kaldı. Sormayacağım bile. Bir şey dışında. İçecekleri kim hazırlıyor? Onun sorumlusu hala benim. Güzel. Kahve alın lütfen. İçinde azıcık da zencefil olsun. Tamam, kahve. Bir kahve daha, azıcık zencefil. Yani herhalde böyledir. Siparişiniz hazır. Fena değil. Teşekkürler. Rica ederim. Bugün sizi buraya getiren şey nedir Mayretil Hanım? Şşt, Neil. Bazı kişiler kafede rahatsız edilmeden oturmak için gelir. O, bu kesinlikle Mayretil Hanım'ı tarif ediyor. Aslında rahatsız edilmeden oturmak için burada değilim. Ha? Bizi bağışla. Neydi müşterilerle konuşması için eğitiyordu. Bunu görebiliyorum. Marital, çok güzel bir soru. Dur, neyli seslendiremedim. Bir dakika dur, role girmem lazım. Hayır, uğraşmıyoruz. Dünyalıların nasıl iletişim kurduğunu öğrenmekle yükümlüyüz. Evet, bu doğru bir adım. Aramıza karışmaya çalışıyorsan bir tavsiye vereyim. Bu kadar resmi konuşma. Bizim gibi konuşmaya başla. Bizim dinlediğimiz gibi dinle. Yani temel olarak hiç dinlememek. Bunu başarmak çok zor olacak. Ama deneyeceğiz. Adım adım. Senin için küçük bir adım. Ancak senin türün için büyük bir adım olabilir. İyi dediniz Freya Hanım. Bu arada her zamanki aktiviteleriniz için burada değilseniz... Birini mi bekliyorsunuz Mayritil Hanım? Evet. Aqua mı geliyor? Ne için toplanıyorsunuz? Özel bir olay yok. Sadece... Aha, oy kopyayı çarptı biri. Ha, Aqua geldi. Üzgünüm. Geciktim. Daha iken ayrılmam gerekiyordu ama... Bu da ne? Neler oluyor burada? Ne? Burada çiftleşeceğini söyleyince baristaya polisi aramasını söylemiştim. Merve nerede? Aqua Hanım, lütfen sakinleşin. Buradayım. Oh, güvendesin. Evet, her şey yolunda. Of. Tamam. Soluklanmama izin verin. Alın, bu ılık suyu için. Şimdi daha iyi misiniz? Evet.
Özür dilerim. Sorun yok Akua Hanım. Bizi görünce herkes çok şaşırdı. Burada ne işin var? Sanırım artık bunun cevabını kayda alıp soran herkese dinletmeliyiz. İstemezsen söylemene gerek yok. Sorun yok Akua Hanım. Zaten mola vaktimiz gelmişti. Kısaca olay şu. Bu gerçekten ilginç. Bunu yapman çok hoş Merve. Gerçekten hiç sorun değil. Ama her şeyi bir günde öğrenebilecek misin? Kesinlikle hayır. Ama buranın işlerini aksatmayı istemiyoruz. Sanki burası işlerini önemsiyor. Ayrıca gezegeni daha çok gezmek istiyoruz. Bu kafe iyi bir başlangıç. Ama kendimizi bu yerle sınırlayamayız. Bundan sonra nereye gitmek istiyorsun? Coachella. Aa, Rachel'a gidecek. Ne? Coachella'da ne yapacaksın? Araştırmamıza göre Coachella sırasında çok fazla üreme... Bu yüzden bir sonraki hedeflerimizin orası olduğuna karar verdik. Peki. Haksız değilsin. Ama bu ilişkinin aşktan doğmak zorunda olduğunu söylemedin mi? Evet. Bunu fark ettik. Ama aynı zamanda dünyalar hakkında daha çok şey bilmemiz gerektiğini de fark ettik. Üreme usulleri de dahil. Coachella'da çalışacağımız şey de bu. Bunun ardından pek çok dünyalı kadınla çiftleşmeye gayet hazır olacağız. Bunun altından kim çıkacak çok merak ediyorum. Bunu söylememeliyim. Ama bu plan buraya geldiğinden beri duyduğum en iyi plan. Biliyoruz. Biz de kendimizi şaşırttık. Ama lütfen Freya Hanım. Plan hakkında konuşmayı bırakalım. Bugün çalışmak için buradayız. Önce yerimize geçmemize izin verin. Mayretil Hanım'la olan konuşmamız yarıda kalmıştı. Ha evet, onu unutmuşum. Siz ikiniz beraber ne yapıyorsunuz? Hiç, biz sadece arkadaşız bilirsin işte. Sadece takılıp iş hakkında konuşuyoruz. İkimiz de aynı iş konuda çalışıyoruz. Hatırladın mı? Evet evet, bu kadar. Oyun geliştirme konusunda çok fazla deneyimim yok. Araştırmalarınızın bilgisayar grafikerleri hakkında olduğunu sanıyordum. Evet ama sıfırdan oyun tasarlamıyorum. Genelde görgü tanıklığı ediyorum. Bu yüzden Mayretil ara sıra geri bildirip vermesini istedim. Bugünden o yüzeydeyken teşekkür etmek istedim. Ama o benden önce geldi. O yüzden içeceğini öğrenemedim. Boş ver onu. Zaten kabul etmezdim. Ama ona yüz yüzeyken teşekkür etmek istediysen bu oyununuzu bitirdiğiniz anlamına mı geliyor? Affedersiniz Freya Hanım. Anlamına mı değil, anlamına mı demelisiniz. Oo, dil bilgisi derslerini vermeye de başladın öyle mi? Kusura bakma, dilim sürçtü tamam mı? Ayrıca bunu nasıl fark ettin? Konuşman bir yerde yazılı falan değil. Bir şekilde fark ettik. Sana dönelim Akua. Yani oyununu bitirdin mi? Üzerinden geçilecek ve düzeltilecek pek çok şey var. Ama şu an için oynayabilir vaziyette. Oyunlar için ne tarz geri bildirimler veriyorsun? Bu oyuna bağlı. Ama Akua'nın durumunda çoğu geri bildirimlerin sürükleyici kontroller ve oyuncu arayüzü hakkında yaratmaya çalıştığın şeyi bitirmiş olmak zevkli olmalı. Kesinlikle üzerimden büyük bir yük kaldırdı. Başka bir yükle değiştirmek üzere. Yani işin bittikten sonra yapacak daha çok şey mi olacak? Kitabımı hala bitiremedim. İşimi kaybettim. Ve taslağı zamanında bitiremezsem işim gitti. Onca şeyden sonra bile kitap iyi satmazsa her türlü bittim. Bunu duyduğuma üzüldüm Freya. Ama lütfen kendinden daha emin ol. Ben bile kendimden şüphe etmeye başladım. Biliyor musun? Bazı kısa hikayelerini okudum. İlk buluşmamızdan sonra Evening Whispers aboneliğini aldım. Sonra yazdığın birkaç yazıyı okudum. Gerçekten iyi yazmışsın. Bazıları diğerinden daha iyi. Ama yine de onları okumak eğlenceli bir deneyim. Bu yüzden kitabının çıkması için sabırsızlanıyorum. Çok naziksin Akua. Şu an yaşadıkların aşağı yukarı Mayretil'in yaşadıklarıyla aynı. O yüzden ikinizin de iyi olacağından eminim. Of. Başkalarının yanında bundan bahsetmek zorunda değilsin. Aman tanrım.
Çok özür dilerim. Öyle demek istemedim. Sadece paylaşmak, önemsemektir bilirsin. Tamam, pekala. Diğerleriyle paylaşmamalı. Ve yardım ettiğin için teşekkürler. Gerçekten çok özür dilerim. Biliyorum, teşekkür ettim değil mi? Ama paylaşmayı vurguladın. Bu bir kinaye, fark ediyorum. Of Aqua. Kulağa öyle geldiyse üzgünüm. Yani evet, neler çektiğini az çok anlıyorum. Durum ben de biraz daha farklı olsa da. Sen ne sıkıntısı çekiyorsun? Tükenmişlik. 2 yıldır belli bir şey üzerinde çalışıyorum. Ama ofisin dışında kimse farkında bile değil. Bilenlerin ise umurunda bile olmadı. Full Metal Conflict'in her 2 senede bir yeni oyun çıkardığını sanıyordum. Evet. Onunla pek işim olmuyor ama doğrudan olmuyor yani. Peki, ne üzerinde çalışıyorsun? Gizli bir proje. Friend üzerinden anlatacağım, tamam mı? Peki. Artık gazeteyle alakam kalmadı zaten. Özel bir ekibin parçasıyım. Stüdyoda çığır açacak bir şey üzerinde çalışıyoruz. Yepyeni bir serinin prototipini yapmamız gerekiyor. En azından farklı bir kategoride. FMC gibi bir şey çıkarmalıyız. Bazı kişiler için bu hayali kurulacak bir iş değil mi? Heh. İlk başta ben de öyle düşünmüştüm. Sen bir yazarsın değil mi? Yazdığın hiçbir şeyi yayınlamadan yazar olmayı hayal et. Yıllar boyunca. Bu gerçekten de hoş bir deneyim gibi görünmüyor. Takımımın yeni oyun atılımları oldu binlerce kez. Bu oyun fikirlerinden sadece birkaçının prototip haline getirilmesine izin verildi. Ve şimdiye kadar hiçbir prototip onay almadı. Of. Takımda sadece 7 kişi var. Bize 7 samuray demişlerdi. Yani son 2 yıldır hiçbir şey yayınlamadınız? Bazen ekibimiz destek olarak çalışıyor. Eğer bir oyunun geliştirme süreci zor durumdaysa, yayınlaması neredeyse imkansız gözüküyorsa, biz dahil oluyoruz. Size 7 samuray demelerine şaşmamalı. Sanırım evet. Bu arada My Written, fark ettim de... Ne? Genellikle geliştiriciler prototiplerini bitirdikten sonra tatil yapar değil mi? Aşağı yukarı evet. En son ne zaman tatile gittin? Bu şirkete katılmadan önce sanırım. Bu neredeyse 4 yıl önce. Dostum, bu kadar yakılmış olmana şaşmamak gerek. Evet, işte bu yüzden tatile ihtiyacın var. Ama öylece tatile çıkamam. Evet, çıkabilirsin. Hatta yarın çıkıyorsun. Ama yarın... Daha konuşmam bitmedi. Yarın, ertesi gün ve ondan sonraki gün için tatil yapacaksın. Peki nereye gideceğim? Merak etme, onunla ben ilgileneceğim. Ha? Bu uzun hafta sonu tatili için seninle geliyorum. Peki Max West? Etkinlik bu hafta sonu değil. Şimdilik unut bunu. Tamam. Ama yarın olmaz. Cuma'dan itibaren olsa olur mu? Yine de uzun bir hafta sonu kaçınmalı değil mi? Tamam. Çok heyecanlandım. Vay canına Aqua. Farklı biri gibi görünüyorsun. Öyle mi? Özür dilerim. Dileme. Tamam. Ayarlandı o zaman. Şimdi eve gitmeliyim. Ve kaçamak için hazırlanmalıyım. Ben de seninle geleceğim. Daireme mi? Hayır. Geçen sefer olduğu gibi otobüs durağında birlikte yürüyeceğiz. Tamamdır. Millet, gelecek hafta görüşürüz. İyi eğlenceler. Kendinize iyi bakın. Tatiliniz güzel geçsin. Bir sürü ses yapmaktan. Kimin ses tonu hangisiydi? My Little niye gitmedi? Dedim mi? Görüşürüz dedim. Tamam, sonra görüşürüz millet. Tatil ha? Kesinlikle senin de ihtiyacın var Freya. Biliyorum. Ama şimdilik değil. Önce bu taslağı bitirmem lazım. Daha önce de söylediğimiz gibi bunu başarabilirsiniz Freya Hanım. Teşekkürler Ney. Her neyse, yakın zamanda kapatacak mısın? Değişir. Neden?
Bir şeyler yazma havasındayım. O zaman yazmana bak. Emin misin? Sana eşlik edecek bir içecek ister misin? Hala ikram. Kesinlikle hayır demeyeceğim. Lemony Snippet kupada talihli bir hikaye var. Evet, bir günün daha sonuna geldik. Cuma 2 Ekim 2020 günündeyiz. Gazetelerimizde, Evnek Vespers'ta daha sıkı silah, kuralları isteyenlerin yanında diyor. Yeni ve daha sağlıklı bir hiddet yatıştırıcısı yakın zamanda gelebilir. Aksiyon oyunu Rising Hell okullarda yaygınlaşan şiddetin sebebi olarak gösteriliyor gibi. Aa, bu onların şeylerin oyunu mu acaba? Dedik ve bu bölüme tabii ki bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Burada neyimiz varmış? Myrtle'da oyun programcısı Full Metal Conflict serisinde çalışıyorum demiş. Burada Henry. Ay çok tatlılar. Bir baba, bir müzik hayranı. Favorileri ailesi müziğiymiş. Hayatta neler yapıyorum? Bir müzik dükkanı işletirken bir yandan da daha iyi bir baba olmaya çalışıyorum demiş. Kahvemizde neyimiz var? Chai Adani. Tatlı ve baharatlı chai latte kökeni Aden kasabası Yemen diyor. Çay süt tarçın. O değişik bak bulmuşum. Çay süt tarçınla yeni bir lezzet bulmuşum. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde hikaye kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlemeye devam edin. Desteklemeyi, yorum yapmayı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bu bittiği gibi hemen ikinciye de geçiş yapacağız. Coffee Talk 2'de de aynen bu şekilde değişik hikayelere eşlik edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.